Selam kızlar. Erkekleri harika six-pack'lere, diğer bir deyişle baklavalara kavuşturacak bol bol kaynak olmasına rağmen bizim o 11 karın kasına sahip olmamız için neden bu kadar az bilgi olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte tüm yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için çok etkili bir antrenmanla karşınızdayım. Bana güvenin. Sadece bir ayda inanılmaz sonuçlar elde edeceksiniz. Ama önce şu 11 kas neymiş, onu bir öğrenelim. Aslında bu six-pack gibidir. Ancak içinde gerçek six-pack'ler yoktur. Erkekler karınlarında bu sert baklavalar olsun diye uğraşırken, kadınlar genelde daha ince ve sıkı bir karın isterler. Peki ya bu 11 sayısı nereden geliyor diye sorabilirsiniz. Karnınızı kadınsı ve çekici gösteren ve beliniz boyunca uzanan dikey çizgilerden geliyor. Bu kasları daha doğru bir şekilde sıkılaştırmak için, six-pack elde etmek için çalışacağınız kadar sıkı çalışmalısınız. Size bu kaslara kavuşmanız için bir dizi egzersiz göstereceğim. Daha fazla oyalanmadan başlayalım. 1. Plank. Evet, bu egzersiz olmadan olmaz. Isınmak için plank egzersizinden daha iyi bir egzersiz olamaz. Sizce de öyle değil mi? Harika kaslara sahip olmak için yanıp tutuşuyorsanız plank harikadır. Karnınızı çalıştırır ve hareketleri düzgün bir şekilde yaparsanız karın kaslarınız fazlasıyla gerilir. Bu yüzden gözlerinizi devirmek yerine planka geçelim. Nasıl yapıldığını bildiğinizden eminim. Ancak yine de her ihtimale karşı yeniden hatırlayalım. Ağırlığınız kollarınızda olacak şekilde kollarınızı düz bir şekilde tutun ve şınav çeker gibi bir pozisyon alın. Avuçlarınız omzunuzun hizasında olmalıdır. Normal plank kadar etkili olan ön kol plank egzersizini tercih ediyorsanız, dirseklerinizi bükün ve ağırlığınızı kollarınızın ön kısmına verin. Bu sırada ayak parmaklarınızın üzerinde durmalısınız ve bacaklarınız tamamen düz olmalı. Vücudunuzun yere çökmesine izin vermeyin ve kambur durmayın. Eğer yeni başlıyorsanız bu pozisyonda 30 saniye durun ve ilerledikçe süreyi 2 dakikaya kadar çıkarın. İşte böyle. Harikasınız. 2. Bükülmüş dizlerle köprü egzersizi. Sonunda ciddi egzersizlere geldik. Bu egzersiz o kadar da zor değil ve 11 karın kasına sahip olmak isteyenler için son derece de faydalı. Aynı zamanda hem karnınızı hem de hoş bir bonus olarak kalça kaslarınızı çalıştırır. Yere yatın ve dengede kalmak için kollarınızı düz olarak ayaklarınıza bakacak şekilde uzatın. Dizlerinizi bükün, ayaklarınızı yere sıkıca sabitleyin ve kalçanızı yukarı kaldırın. Omuzlarınız, kalçanız ve dizleriniz bir çizgi oluşturacak şekilde aynı hizada durmalı ve kalçanızı tam anlamıyla çalıştırmalısınız. Şimdi kalça kaslarınızı bir an bile serbest bırakmadan sağ bacağınızı kalçanıza dik bir açı oluşturacak şekilde kaldırın ve 3 saniye bu şekilde tutun. Bu sırada karnınızı da kontrol altında tutun. Karnınız bacağınızı kaldırdığınızda kendini serbest bırakma eğilimindedir. Ama sakın serbest bırakmayın. Karın kaslarınızı sıkın ve çalıştıklarını hissedin. Eğer göbeğiniz sarkarsa sadece belinizi kasmış olursunuz. Bu son derece zararlı olabilir. 3 saniye sonra sağ ayağınızı yere indirin ve sol dizinizle aynı hareketi tekrarlayın. İlk antrenmanınızda 10 tekrar yapmanız yeterli olsa da yorulana kadar devam edebilirsiniz. Bu sayede bir dahaki sefere sınırlarınızı zorlayıp daha iyisini yapabilirsiniz. 3. Yan plank. Sürpriz, işte bir plank egzersizi daha. Sizi bu egzersizin sıkıcı detaylarıyla rahatsız etmeyeceğim. Muhtemelen hepsini biliyorsunuzdur zaten. Sadece güzel karın kasları için gerekli olduğunu söyleyeceğim. Bu egzersiz klasik plank egzersizinden farklı olarak özellikle yan karın kaslarınızı hedefler. Belinizi şekillendiren şey budur. Bu yüzden egzersizi yabana atmayın. Bu egzersiz normal plank gibidir. Tek farkı, yana uzanmanız ve ağırlığınızı iki kolunuz yerine tek kolunuza vermenizdir. Ayaklarınızı üst üste koyun ve vücudunuz düz bir çizgi oluştursun. Başta bu pozisyonda 30 saniye durun ve alıştıkça süreyi 2 dakikaya kadar çıkarın. Çocuk oyuncağı. 4. Düz bacaklarla köprü egzersizi. Yeni bir set, yeni bir köprü. Ancak bu daha farklı ve havalı. Bu egzersiz karın kaslarınızı çalıştırsa da
Esas hedefi yan karın kaslarınızdır. Yere yatın ve kollarınızı yanlara doğru uzatın. Sağ dizinizi bükün ve ayağınızı yere doğru dik bir açıyla yerleştirin. Bu sırada sol ayağınızı düz bir şekilde uzatmanız gerekir. Şimdi sol bacağınızla birlikte kalçanızı kaldırın ve omuzlarınızdan sol ayak parmağınıza kadar dümdüz olacak şekilde tutun. Karın kaslarınızı elinizden geldiğince sıkın. Bu pozisyonda 30 saniye durun ve sonra geriye doğru yatın. Şimdi diğer bacağınızla aynı hareketi tekrar edin. Bu hareketi yaparken de belinizi kasmamaya dikkat edin. Sadece kalça kaslarınız ve karın kaslarınız çalışmalıdır. Eğer herhangi bir rahatsızlık ve ağrı hissederseniz hemen durun ve hareketi nasıl yaptığınıza bakın. 10 tekrar yeterli olsa da size kolay gelirse yorulana kadar tekrarlayın. 5. Bacak kaldırma egzersizi. İşte setimizdeki ağır egzersizlerden biri. İlk 4 egzersiz karnınıza ve dengede durmaya odaklıydı. Şimdi de hayallerinizdeki karın kaslarını elde etmenize yardımcı olacak kasları hedefleyen egzersizlerle devam ediyoruz. Bacak kaldırma egzersizi bu serinin ilkidir. Alt karın kaslarınızı, göbeğinizi ve adından da belli olacağı gibi bacaklarınızı çalıştırır. İşte yapılışı. Kollarınız vücudunuzun yanında duracak şekilde yere uzanın ve bacaklarınızı düz tutun. Şimdi bacaklarınızı yavaşça yukarı kaldırın. Üst gövdenizi de sadece kollarınızdan ve kürek kemiklerinizden destek alarak dikleştirin. Ayaklarınız da tavana doğru baksın. Bu süreçte bacaklarınızı da sırtınızı da bükmemeniz gerekir. Vücudunuzu tamamen düz tutarak sadece karın kaslarınızı kullanarak yavaş ve kontrollü bir şekilde bacaklarınızı ve gövdenizi yukarı kaldırmalısınız. Gövdenizi ve bacaklarınızı kaldırın. Birkaç saniye durun. Ve her zamanki gibi yavaş ve dikkatli bir şekilde yere uzanın. Ancak topuklarınızın yere değmesine izin vermeyin. En iyi sonucu elde etmek için bacaklarınızı zeminden birkaç santim yukarıda tutun ve sonra tekrar kaldırın. 10 kez ya da yorulana kadar tekrar edin. 6. Bisiklet crunch egzersizi. Forma girmeyi hedefliyorsanız bisiklet crunch egzersizi karın kaslarınızı hedefleyen egzersiz setinizde mutlaka olmalıdır. Bisiklet crunch, yan karın kaslarınızı hedef alır ve onları başka hiçbir egzersizin yakamayacağı kadar yakar. Yani ulaşmak istediğimiz sonucu göz önüne alınca bizim de mutlaka yapmamız gereken bir egzersizdir. Ellerinizi başınızın arkasına koyarak sırt üstü uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere koyun. Şimdi her iki bacağınızı da kaldırın ve sağ bacağınızı göğsünüze doğru çekin. Aynı anda gövdenizi yukarı doğru kaldırırken sol bacağınızı düz bir şekilde uzatın. Sağ dizinizi sol dirseğinize değdirmeye çalışın. Ardından sağ bacağınızı uzatın ve bunu yaparken sol dizinizi sağ dirseğinize doğru çekin. Bu süre zarfında vücudunuzu leğen kemiğinizle desteklemeniz gerekir. Ayaklarınızı aşağı indirirken yere değdirmemeniz gerektiğini unutmayın. Eğer belinizde acı hissederseniz durun ve nerede yanlış yaptığınızı anlamaya çalışın. Bacaklarınızı hareket ettirmek için karın kaslarınızı ve göbeğinizi kullanmalısınız. Eğer belinizden destek alarak yaparsanız belinize zarar verirsiniz. Bu egzersizde duruş çok önemlidir. Yani dikkatli olun. 30 saniye boyunca ya da daha fazla yapamayacak kadar yoruluncaya dek tekrar edin. 7. Yanlara dönme egzersizi. Bu egzersiz setteki en zor egzersiz. Ama üzülmeyin, aynı zamanda sonuncusu da. Bu yüzden terinizi silin ve sevinin. Yanlara dönme hareketi tahmin edebileceğiniz gibi 11 karın kasının en önemli parçası olan yan kaslarınızı çalıştırıyor. Bu egzersizin ana kuralı egzersizi durmadan yapmaktır. Eğer bir saniye bile durursanız egzersiz hiç etkili olmaz. Elinize bir dumbbell ya da su şişesi alıp yere oturun. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı hafifçe yerden kaldırın. Kalça hizasından başlayarak vücudunuzla V şekli oluşturmak için üst gövdenizi biraz geriye doğru yatırın. Leğen kemiğinizden destek alarak dumbbellınızı ya da su şişenizi elinizle önünüzde tutun ve üst gövdenizi ellerinizle beraber iki yana doğru çevirmeye başlayın. Bunu yaparken elinizdeki ağırlığı eğildiğiniz tarafa değdirmeye çalışın. Ayaklarınızı yere değdirmeyin ve egzersizi durmadan yapın. 30 saniye boyunca ya da yorulana kadar yapın. Başlangıçta çok çabuk yorulabilirsiniz. Yine de 2-3 set yapın ve sonra durun. Tebrikler, sıkı bir kadınsınız.
11 kasa sahip olmak için en iyi egzersizleri tamamladınız. Gitmeden önce bilmeniz gereken birkaç basit ama önemli şey var. Bunları da söyledikten sonra sizi bırakacağım söz. Her şeyden önce eğer çok fazla sağlıksız atıştırmalık tüketiyorsanız göbeğiniz asla incelmez, bunu unutmayın. Sıkı bir diyete gerek yok. Ancak aldığınız kalorilere dikkat etmek faydanıza olacaktır. Kalorilere dikkat etmezseniz, yaptığınız egzersiz kaslarınızı çalıştırmaya devam etse de karın kaslarınızı kaplayan yağ tabakası azalmayacağından sonucu göremezsiniz. Yani çabalarınızın karşılığını tam alamazsınız. İkincisi, bu egzersizlere ek olarak bir de kardiyo egzersizleri yapmanız gerekir. Bugün size gösterdiğim tüm egzersizler kaslarınızı doğrudan hedef alan güç ve dayanıklılık egzersizleridir. Kaslarınızı sıkılaştırma konusunda çok iyi olsalar da yağlarınızı yakmazlar. Bu 11 karın kasına sahip olmaya karar verdiğinizde kardiyo egzersizlerine de zaman ayırmayı ihmal etmemeniz gerekir. Koşu, yüzme, bisiklet sürme ya da kürek çekme gibi kardiyo egzersizlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Mükemmel karın kaslarına sahip olmak için listeme ekleyeceğiniz başka faydalı ipuçları var mı? Aşağıda yorum kısmına yazın. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ha ama durun, henüz bir yere gitmeyin. Bakın, izleyebileceğiniz 2000'den fazla çok güzel videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdakine veya soldakine tıklayıp tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.